Merhaba, Uğurlu Evim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu çoraplardan şimdi kızıma kedi yapacağım. Çok fazla malzemeye ihtiyacımız yok. Bir çift çorap, makas, ip, iğne, içine doldurmak için pamuk, elyaf, evde ne varsa malzemeye ihtiyacımız var. Bir de gözlerini isterseniz iplerden yapabilirsiniz ama düğme ya da keçeden de yapabilirsiniz. Ben keçe kullanacağım. Şimdi başlayalım çorabın alt kısmını çevirerek. Tarafın uzunluğunu da eşit hale getirdik. Şimdi o ara kısımdan ortalayıp keseceğiz eşit bir şekilde. Daha sonra araya bir makas daha atalım ki böyle bacak ayrımı oluşmuş olsun. Şimdi ikinci çorabımızdan kafa ve kuyruk yapacağız. Onun için böyle göz kararı kesiyorum ben. Bu ebat gayet ideal gelecektir. Bu desenli kısmı kedinin kulakları için keseceğim. Topuk kısmı kedinin yüzü olacak. Alt kısım da boyun kısmı. Kedinin kuyruk ucu için dikkat ettiyseniz burunu kullandım. Çorapların burun kısmını çok daha şık oluyor bu şekilde yaptığınız zaman. Şimdi kestiğimiz bütün parçaları ters çeviriyoruz. Artık dikim aşamasına geldik. Özellikle kedinin o patilerinin bir tarafını komple dikerken bir tarafının ara kısmını açık bırakacağız ki pamuklarımızı rahat rahat yerleştirelim diye. Onu unutmayalım. Kuyruğun da yine sadece pamuk dolduracağımız uç kısmını dikmiyoruz. Kafa kısmında da düz olan kısmı dikmeyeceğiz. Yani o kulak kısmını dikeceğiz. Dikme işlemini bitirdik. Hepsinin düzünü çevirdik. Sıra geldi artık pamukları yerleştirmeye. Pamuklarımızı yerleştireceğiz. Onun sonrasında dikme işlemlerini yapacağız.
Artık tüm parçaları birleştirmeye sıra geldi. Ön kısma kafayı yerleştireceğim. Kuyruk kısmına yine dikkat ediyoruz. Burada kafa kısmı özellikle aşağı doğru basık yapmaya çalışalım. Çok fazla dik olmasın. Şimdi sıra geldi kedimizin yüzünü oluşturmaya. Yani göz yapacağız, artık burun yapacağız, bıyık, ağız yapabildiğimiz kadar. Siyah keçe var elimde. Gözleri yuvarlak yapacağım. Burunun içinde küçük bir üçgen oluşturacağım. Gücüm yettiğince artık bıyık, ağız yapmaya çalışacağım. Emin olun siz çok çok daha güzelini yapacaksınızdır. Da artık ipleri varsa temizleyelim. Düzenli bir hale getirelim. Sağını solunu çekiştirelim. Kızımın saç tokasını boynuna geçirdim. Bir hareketlilik katsın diye. Orası bir güzelleşsin diye. Orada bayağı bir dikiş noktaları da var biliyorsunuz.
İsterseniz keçelerden yapabilirsiniz. Boynuna değişik süsler. Boncuk çok yakışıyor. Renkli boncuklar dizip ipe boynuna yine takabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Ya da aklıma geldi, küçük minnak zil bulabilirseniz o küçük zillerle de yine orasına takarsanız çok şirin olacaktır. Farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de efendim beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.